Merhaba Henry. Nasılsın bugün? O da ne Henry? Bir pelerin. Kim pelerini düşürmüş olabilir ki Henry? Ben de bilmiyorum ama önemli görünüyor. Pelerini polise götürelim. Onlar ne yapacaklarını bilirler. Gidelim. Henry, frenlerinin nesi var? Oh Henry, direkt kaportana zarar verdi. Ve frenlerin olmadan olmaz. Çok tehlikeli. En iyisi çekici Tom'u çağıralım. Yardım edebilir. Merhaba Tom. Merhaba bebek Tom. İyi denk geldi. Tom, Henry'nin yardımına ihtiyacı var. Frenleri tutmuyor ve bir direğe çarptı. Yardım edebilir misin? Harika, hadi gidelim. Tom yardıma geldi Henry. Henry, Tom diyor ki ön tarafın kolayca tamir edilebilirmiş. Peki ya frenler Tom? Sorun yok. Ah hayır, pelerin. Tamam. Tamir olunca geri gelirsin. İşte bakalım. Hemen tamir olacaksın Henry. İşe koyulma zamanı Tom. Nasıl tamir edeceğiz Tom? Doğru. Önce frenleri değiştirelim. Harika Tom. Henry, hemen tamir olacaksın. Henry'nin çarpmasını nasıl önlemeyi düşünüyorsun? Elbette, bir fikrim var. Harika Tom. Yüksek performans frenleri kazaları önlemek için işe yarayacaktır. Merak etme Henry, Tom'un sana bir sürprizi var. Al bakalım Henry, süper frenler. Seni kazalardan koruyacaklar. Tom, ön tampon peki? Aferin Tom. Henry'yi aşağı indirelim ve kaportasını tamir edelim. Lastikleri sıkıştırmayı unutma Tom. Şimdi kaporta zamanı. Tamamen tamir edildin Henry. Şimdi çalışabilirsin. İyi iş çıkardın Tom. Teşekkürler. Polis merkezinde görüşürüz Henry.
Eminim devriye ekibi kayıp pelerinin sahibini bulacaktır. Bak Henry, Carl burada. Siyah pelerin Carl'ın mı? Pekala, sonra görüşürüz millet. Merhaba Hector, görünüşe göre yoğun bir gün geçiriyorsun. Aşırı hız yapan araçları mı takip ediyorsun? Bak, şimdi kırmızı ışıkta geçti. Arabanın kaçmasına izin verme. Yakala onu Hector. Hey Hector, dikkat et. Hector, kanatlarında bir duman var. Hector, dikkat. Dikkat. Ops. Oo Hector, üzülme tamam mı? Arabayı kaçırman sadece şanssızlıktı. Oo, yardıma ihtiyacım var Hector. Çekici Tom'u arayacağım seni tamir etmesi için. Hey Tom! Yardımına ihtiyacımız var. Helikopter Hector'un bir sorunu var. Acele et Tom. Suzy, Tom sonra seninle oynayacak. Hoşça kal. Solunda Tom. Süper. Bak orada. Acele et. Hey Hector, Tom burada. Üzülecek bir şey yok artık. Haydi seni garaja çekelim Hector. Hazır mıyız Tom? Hayır Tom, Hector'un tekerlekleri yok. Onu hareket ettirmek zor olacak. Ne yapmalıyız şimdi? Parlak bir fikir Tom. Sen bir römork bulmaya git. Ben de Winch Charlie'den Hector'u römorka kaldırması için yardım isteyeceğim. Charlie, yardımına ihtiyacımız var. Hector bir kaza geçirdi. Gel hadi gidelim. Karşınızda Charlie. Charlie, Hector'u kaldırıp römorka koymak için Tom'un sana ihtiyacı var. Dikkat! Süper Charlie. Günü kurtardığın için teşekkürler. Sonra görüşürüz. Hoşça kal. Garaja vardık şimdi. Hector, Tom şimdi sana bir göz atacak. Hector'un pervanesinden bir parça yok. Onsuz uçması biraz zor olacak. Hadi Hector'a yeni bir pervane bulalım. Bu işe yarayacak mı Tom? Hayır mı? Peki bu? Hayır mı? Peki ya bu? Süper! İşte buradayız. İyi iş Tom. Peki sonra ne var? Peki,
Sonra iniş kızakları geliyor. Haklısın, onları tamamen değiştirmemiz gerekecek. Aha. Bu düşündüğümüzden biraz fazla nazik olacak. Ha. Süper Tom. Başka bir şeye ihtiyacımız var mı? Bir İngiliz anahtarı tabii ki. Süper. Mükemmel. Vidalara dikkat et şimdi. Ve yeni iniş kızakları hazır. Şimdi Hector yeni iniş kızakları üzerinde sorunsuzca durabilir. Şimdi ise kuyruk pervanesi. Peki, hazır mısın Hector? İyi iş çıkardık. Şimdi gidebilecek durumdasın Hector. Hoşça kal Hector. İyi eğlenceler. Görüşürüz Tom. Hoşça kal. Hey Ethan. Çok mu çalışıyorsun? Ne oldu Ethan? Bir sorunun mu var? Hı-hı. Aman tanrım, damperin takılmış. Ha. Seni tamir etmesi için birine ihtiyacımız var. Hı-hı. Tom, hey Tom. Damperli kamyon Ethan senin yardımına ihtiyaç duyuyor. Onu nerede bulabileceğini sana göstereceğim. O inşaat alanında, acele et. Oranın yanındasın Tom. Korkma Ethan. Tom yola çıktı. Nerede o? Ah, işte burada. Hey Ethan, Tom sana yardım için burada. Bir problemimiz var Tom. Ethan'ın damperi takılmış. Korkma Ethan, seni garaja götüreceğiz ve tamir edeceğiz. Aman tanrım, Ethan çok ağır. Sanırım taşıdığı taş yüzünden. Ne yapmalıyız Tom? Bir fikri olan? İyi fikir Tom. Winch Charlie'ye yardım etmesi için soracağız. Hey Charlie, bize bir destek çıkar mısın? Süper. Şimdi
Şimdi Ethan garaja taşınmak için yeterince hafif olacak. Teşekkürler Charlie. Neşelen Ethan, seni hemen tamir edeceğiz. İşte geldik Ethan. Sorun ne Tom? Merhaba. Oo, gördüm. Damper civataları fazlasıyla sıkışmış. Bunları çıkarmak için bir İngiliz anahtarı bulalım. İngiliz anahtarı nerede Tom? Bulabildin mi? İyi iş Tom. Şimdi Ethan'ın damperi kapanıp açılabilir. Aman tanrım. Ethan'ın bir lastiği patlak görünüyor. Pompayla şişirmemiz gerek. Pompa nerede Tom? Oh, orada gördüm. Güzelce oturtarak tamamen havayla doldurman gerek. Süper. Peki Tom, Ethan'ın yeni boyaya da ihtiyaç duyduğunu mu düşünüyorsun? O yanlış renk. Başka nereye bakmamız gerekiyor? Rafın üzerine mi? İyi iş Tom. O tamamıyla doğru renk. Wow, Tom, Ethan yeni gibi görünüyor. Bak ne kadar mutlu. Ne oldu Tom? Ne fark ettin? Haklısın, Ethan'ın fren lambaları çalışmıyor. Dikkat et Tom. Kesinlikle doğru olanı bulman gerek. Bu değil. Bu döner lamba. Hayır, bunlar tepe lambaları çünkü beyazlar. Onun sağındaki fren lambaları her zaman kırmızıdır. Bu süper Tom. Tam uydu. Memnun kaldın mı Ethan? Süper görünüyorsun. Hoşça kal Ethan. Sonra görüşürüz Tom. Teşekkürler. Hoşça kal. Çekici Tom. Selam Jeremy, ne yapıyorsun?
balonu mu yakalamaya çalışıyorsun? Bu çok hızlı Jeremy. Oh hayır, arkadaşın gittikçe uzaklaşıyor. Dikkatli ol Jeremy. Panik yapma, gidip yardım çağıralım. Selam Tom. Taksi Jeremy'nin yardımına ihtiyacı var. Oh, selam bebek Tom. Jeremy'yi babanın dükkanına çekebileceğini mi düşünüyorsun? Harika. Baban ona yardım ediyor olmana sevinebilir. Bu tarafa Tom. Tom seni kurtarmaya geldi Jeremy. Bu doğru bebek Tom. Jeremy'nin motor kapağına ihtiyacımız var. Sorun değil bebek Tom. Başka bir yol buluruz. Selam Flevi. Bize yardım eder misin? Teşekkürler Flevi. Jeremy'nin motor kapağını Tom'un dükkanına götürebilir misin? Harika. Yardımın için teşekkürler Flevi. Jeremy'yi garaja götürme zamanı. Jeremy'yi yağmur yağmadan önce hızlıca garajına götürmeniz gerekiyor Tom. Jeremy'nin motor kapağı yok. Garaja ulaştık. İşe koyulma zamanı Tom. Yardımın için teşekkürler Flevi. İlk olarak ne var? Evet, Jeremy'nin motor kapağı güvenli bir şekilde yerine takılmalı. Bu arada Jeremy, Tom ne olduğunu bilmek istiyor. Gökyüzünde süzülen balon dikkatini mi dağıttı? Oh hayır Jeremy, balon nerede olabilir? Balonu mu arayacaksın Tom? Muhteşem. Önce Jeremy'nin motor kapağını takalım. Sonra da balonu kurtaralım. Harika işte Tom. Oh hayır, motor kapağı eğilmiş. Bunu tamir edebilir misin Tom? Bu iyi bir fikir. Sanırım burada işimiz bitti. Ne düşünüyorsun Jeremy? Hoşça kal Jeremy. Sonra görüşürüz. Kayıp balonu bulmaya mı gidiyorsun Tom? Bak Tom, balon orada. Harika bir babasın Tom. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın.
Çekici Tom. Selam millet. Temizlik mi yapıyorsunuz? Vay canına bebek Tom. Biraz yere indirsen iyi olacak. İyi egzersiz yapıyor musun Francis? Susadın mı? Bir şey içsen iyi olacak. Bunun iyi bir fikir olup olmadığını bilmiyorum bebek Francis. Ağırlıklar çok ağır ve tehlikelidir. Oh hayır, bu kesinlikle kötü bir fikirdi. Haklısın Francis, bu çok aptalcaydı. Tamir edilmek için Tom'u görsen iyi olacak. Hey çocuklar! Bebek Francis çatallarını kırdı. Düzeltmek için onu garaja getirebilir misiniz? Haklısın Tom. Yaptığımız aptalca bir şeydi. Şimdi Tom'a gitme vakti. Sonra görüşürüz Francis. Birkaç yerde hasar var. Bebek Francis'in çatalları kıvrılmış. Ve lastikleri patladı. İlk olarak ne yapıyoruz Tom? Bebek Francis'in çatallarını tamir edecek misin? Isı tabancası çatal kollarını yumuşatacak ve şekillerine geri dönecektir. Kırmızıya dönüşmüşler. Bu çok sıcak oldukları anlamına geliyor. Peki, yeni gibi iyi. Çatalların gevşemesi için mengeneye bırakacak mısın? Sıradaki nedir Tom? Yeni lastikler, tabii ki. Bebek Tom, lastikler için yardım eder misin? Harika. Orada rafın üzerindeler. Eskileri çıkarıp yenilerini takman gerekiyor. Yapabileceğini düşünüyor musun? Aferin. Şimdi yenilerde sıra. Bebek Tom, burada çok fazla lastik var. Kaç tanesine ihtiyacımız var? Hı?
bu doğru. 2. Biraz geriye gitmeniz gerekiyor. Güzel iş bebek Tom. Çatallar şimdiye kadar çoktan gevşemiş olmalı. Harika, şimdi tamamen tamir edildin. Bebek Francis'in egzersizine yardımcı olacak bir fikrin var mı? Bunlar nedir? Egzersiz yapmak için bir kafa bandı. Harika. Destek bantları daha da büyüdüğün zaman için hazır. Ve artık güvenli bir şekilde çalışabilirsin. Bütün yardımlarınız için teşekkür ederim millet. Selam Francis. Bebek Francis için bir sürprizin mi var? Vay canına, Dumble'lar. Ama onları kullanmak için biraz büyüyene kadar beklemek zorundasın. Bütün sebzelerini yesen iyi olur. Böylelikle güçlü olursun. Bu doğru bebek Francis. Sonra görüşürüz millet. Çekici Tom. Merhaba Suzy. Bugün ne hoş görünüyorsun. Sanırım şantiye alanında bir şeyler kazmakla meşguller. Hey Suzy, dikkat et, su birikintisi. Endişelenme, o kadar da kötü değil. Sadece fiyongonu düzeltmen gerek. Nereye gidiyorsun? Oo, camı ayna olarak kullanıyorsun. İşte böyle, daha iyi. Zavallım, bugün şantiye alanında kesinlikle çok meşgul olmalılar. Oh, bu sefer o kadar şanslı değilsin. Çekici Tom'u çağırsak iyi olacak. Kırık fren lambasıyla dolaşmak yasal değildir. Her zamanki gibi meşgulsün Tom. Acaba gelip Suzy'ye yardım edebilecek zamanın var mı? Şantiyeden gelen bir taş lambalarından birini kırdı. Teşekkürler Tom. Sen olmasan ne yapardık? Tamir edebilir misin Tom? Harika. Ne çok lamba var böyle. Sence Suzy'nin ihtiyacı olan hangisi? Haklısın. Kırmızı olan gerekiyor. Çünkü kırılan bir fren lambasıydı. Suzy, Tom frenlere basmanı istiyor. Böylece yeni lambanın çalışıp çalışmadığını kontrol edebilir. Mükemmel. Sanırım gitmeye hazırsın. Oh, ne oldu Tom? Suzy, çok daha güzel yapacak bir şeyin mi var? Wow, ne var orada öyle? Suzy, Tom şimdi aynalarını sökecek. Panikleme. Sadece çok daha iyileriyle değiştirmek istiyor. Tamamdır. Şimdi kapat gözlerini. Vay canına, bunlar çok güzel. Suzy, bakıyor musun sen?
Harika görünüyorsun. Gördün mü? Teşekkürler Tom. Suzy'yi çok mutlu ettin. Dikkatli ol Suzy. Ve bu sefer yansımana dalıp gitme öyle.